kelimesi ezberletilmiş gibi. Her kelimenin altında bir hesap var. Cem Gariboğlu'nun ifadeleri. Her kelimesi ölçülmüş, biçilmiş. Ancak tüm bu özel çalışmaya rağmen yine de çelişkilerle yüklü. Münevver'in ölümünden kaçışına Cem Gariboğlu'nun savcıya söyledikleri, polis tutanakları, adli tıp raporları ve uzmanların incelemeleriyle çelişiyor. İşte o konu başlıkları. Önce cinayetin nedeni. Hiç öğrenilemedi, hep merak edildi. Cem Gariboğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Gariboğlu, savcıya kıskançlık krizi dedi. Başka bir deyişle, geçici cinnet sonucu öldürme. Oysa adli tıp raporu tam tersini söylüyor. Münevver'in cansız bedeninde yapılan ilk incelemede kafanın testereyle kesimi, kenarları kısmen düzenli kesi sözleriyle anlatıldı. Bu da Cem Gariboğlu'nun kasıtlı ve bilinçli davrandığını gösteriyor. Cem, bir şeyler söylemek istiyor musun? Cem Gariboğlu ifadesinde mutfaktan aldığı meyve bıçağını Karabulut'un karnına sapladığını, ardından iki darbe vurduğunu ve Karabulut'un yere düşüp öldüğünü söyledi. Adli tıp raporu yine Gariboğlu'ndan çok farklı. Münevver'in vücudunda farklı sayıda kesici, delici alet yarası ile tam 29 yara bulundu. Münevver karnından değil, sol köprücü kemiği hizasından 3 öldürücü bıçak darbesi aldı. Boynunda da 2 bıçak darbesi var. Ellerindeki kesiklerse bıçaklanırken bıçağı tutmaya çalıştığını gösteriyor. Yaraların çoğu öldürücü nitelikte olmayan izler, yani Münevver'in işkence gördüğünü ispatlıyor. Cinayetin en vahşi anı ise Münevver Karabulut'un başının kesilmesi. Cem Gariboğlu savcıya, ölmüştü, bavula sığmadı, başını kestim dedi. Peki rapor ne diyor? Ürkütücü bilgi tam bu noktada ortaya çıkıyor. Genç kızın boğazı canlıyken kesildi diyor. Bu da cinayetin vahşice hisle işlendiğini gösteriyor. Cinayete yardım edin, olur mu? Cem Gariboğlu mahkemede evde o gün Münevver'le yalnızlık dedi. Bu da raporlara göre doğru görünmüyor. Raporlar cinayet sırasında birileri kızı tutmuş diyor. Münevver'in karnının ön yüzündeki 20-25 santim uzunluğundaki yaralara adli tıbbın getirdiği yorum şu. Bunun yapılabilmesi için genç kızın ya ellerinin bağlanması veya birileri tarafından ellerinin tutulması gerekir. Tüm bu bilgiler cinayetin birden çok kişi tarafından işlendiğini gösteriyor. Oysa Cem Gariboğlu mahkemede olayı tek başına gerçekleştirdiğini, babasının dahi saatler sonra cinayetten haberi olduğunu söyledi. Adli tıp bu cümleyi de yalanlıyor. Biyoloji İhtisas Dairesi Münevver Karabulut'un tükürük ve kanını inceledi. Raporunda genç kızın boynunda, tırnak altında, sütyeninin sol iç kısımlarında Gariboğlu soy ağacındaki erkek bireylere ait olabilecek DNA profili bulundu.